camide namaz kılarken bir terör grubu tarafından baskına uğradık. Bu olayı önce kendi örgüt propagandaları yaptılar. Ondan sonra üzerimize kurşun yağdırmaya başladılar. 5 kişiyi de, birisi 13 yaşında bir çocuk, bir de annesi olan bayan, diğer 3 tane köyümüzün o zamanki yaşlılarından evlerinde diri diri yakılarak katledildi. Yalnız bununla da kalınmadı. Başbağlar köyünün 200'e yakın konutu, camisi, okulu, öğretmen lojmanı, köy odaları, çeşmeler, imam lojmanı dahil olmak üzere yerle yeksan edildi. Yani burada amaçlanan şu olabilir, Alevi-Sünni çatışması olabilir, Kürt-Türk çatışmasını körüklemek olabilir, bunların hepsi olabilir. Sivas'ta yapılan olayı da asla benzemedik, nefretle kınıyoruz. Mesela halkın bu ülkede din, dil, ırk ayrımı olmaksızın bizim başka gidecek vatanımız yok. Bizim tutunacak başka bayrağımız da yok. Yani hain odaklar aynı kişiler. Maşayı başkası tutmuş olabilir, ateşi başkası yakmış olabilir. Ama merkezde, perde arkasında üst akıl aynı kişilerdir. Çünkü amaç bana göre Türkiye'nin üzerinde oynanan 1000 yıllık olayların devamıdır.